Bu videoda popülasyon modellemeleri hakkında konuşalım mı biraz arkadaşlar? Ekranda bu konu üzerinde kafa yormuş bilim insanlarının fotoğraflarını, resimlerini görüyorsunuz. Popülasyon ve popülasyon büyümesi dediğimizde buradaki beyefendiden bahsetmezsek olmaz. Sizi kendisiyle tanıştırayım efendim. Karşınızda Thomas Malthus. 1700'lü yılların sonunda 18. yüzyılda yaşamış Britanyalı bir memur, yazar ve akademisyen olan Thomas Malthus, teknoloji sayesinde beslenmenin bir yolunu bularak insan nüfusu ya da daha genel bir tabirle bir popülasyonun sonsuza kadar büyüyebileceği kanısının aksine çevrenin bu büyümeye bir ket vuracağı fikrinin güçlenmesini sağlamıştır. Bu gördüğünüz beyefendi ise PF Verhulls adını büyük ihtimalle yanlış telaffuz ediyorum ve bunun için de kendisinden ve sizden özür diliyorum. Belçikalı bir bilim insanı olan Verhult, Malthus'un çalışmalarını okuduktan sonra bu çalışmalarda bahsi geçen davranışı modellemeye çalışmıştır. Bu davranış için çevresel faktörler olmadığında popülasyonların üstel büyüme gösterdiklerini ama çevre tarafından öngörülen limitlere yaklaştığında belirli bir popülasyon tipine asimptot yapacağını söyleyebiliriz. Malthus bu asimptotun temiz ve net bir asimptot olduğunu düşünmemiş. Popülasyonların limitleri üzerinde büyüdükten sonra ortaya çıkacak felaketler ile limitleri altına ineceklerini ve süre gelen felaketler ile bu limitin etrafında inip çıkacağını ileri sürmüştür. Malthus'un optimist biri olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. İsterseniz işin matematiksel kısmına, çok da zor olmayan diferansiyel denklemler içeren kısmına hep birlikte bir göz atalım. Popülasyonlar hakkında düşünmek için, ki bunu diferansiyel bir denklem olarak ifade edeceğim, n popülasyonumuz olsun, n n'in t'nin bir fonksiyonu olduğunu varsayacağız. Evet, n t bu ve bunu takip eden birkaç videonun ana teması olacak. Bu fonksiyonu popülasyonun zamana göre değişim hızının ne olduğunu düşünerek değerlendirebiliriz. Sizce bunun diğer şeylerle arasında ne gibi bir bağlantı olabilir? Popülasyonun zamana göre değişim hızı hakkında biraz düşünelim mi? dndt'nin öncelikle popülasyonla orantılı olması gerekir. Öyle değil mi? Evet, bu bir orantı sabiti çarpı popülasyonun kendisi olarak ifade edilebilir. Bu popülasyonun küçük olduğu ve zaman içindeki değişimlerin çok büyük olmadığı durumlar için mantıklı olabilir. Çünkü popülasyon ne kadar büyük olursa, belirli bir birim zaman içerisindeki büyümesi de o kadar büyük olur. Bu çözümü son derece kolay olan diferansiyel denklemlerdendir. Hatta belki bunu görmüş bile olabilirsiniz. Görmediyseniz de, eğer yeteri kadar ilham aldıysanız videoyu durdurup çözmeyi deneyebilirsiniz. Çözdüğünüz zaman, n için üstel bir fonksiyon elde edeceğimizi göreceksiniz. Yapalım mı? Önce değişkenleri ayıralım. n ve t'yi birbirinden ayıralım. İki tarafı da n'e bölüp dt ile çarparsam, dt, n'in çarpılabilecek bir terim olduğunu varsayıyoruz. n'e bölüp dt ile çarpacaktık. Böylece, 1 bölü n dn eşittir r çarpı dt elde ederiz. İki tarafı dt ile çarpıp dt'yi sağ tarafa aldım. N'i bölünce de burada 1 bölü n elde ettik. Anlaştık mı? Şimdi de iki tarafın ters türevini alalım. İki tarafın ters türevini alınca sol tarafta popülasyonun mutlak değerinin doğal logaritmasını elde ederiz. Popülasyonun her zaman pozitif olacağını düşünürsek de mutlak değeri kaldırabiliriz. Ancak bunu az sonra yapacağım. Sağ tarafta da r çarpı t olacak. Bir de sabit eklemem lazım ama bunu tek tarafta yapacağım. r t artı c. Buradan e n'in neye eşit olduğunu bulmak istersek, eğer bu buna eşitse, e'nin bu kuvveti e'nin bu kuvvetine eşit olmalı. Başka bir deyişle, e'nin mutlak değerinin doğal logaritması buna eşitse, e üzeri bu, Buna eşit olmalı. Bu şekilde yapalım mı? Bunların ikisini d, e, e'nin kuvvetleri olarak düşünelim. Yani az önce de söylediğim gibi, bu eğer buna eşitse, bunları e'nin kuvvetleri olarak düşündüğümüzde de bir eşitlik elde etmemiz gerekir. Böyle yapınca, e üzeri e'nin mutlak değerinin doğal logaritması, e üzeri r, t artı c'ye eşit oluyor. e'nin pozitif olduğunu varsayacağız, evet. E n'in sıfırdan büyük olduğunu varsayalım. Böylelikle sol tarafı n olarak yazabiliriz. Sağ tarafı ise e üzeri rt artı c ya da e üzeri rt. Aynı renkleri kullanmaya çalışıyorum burada. e'yi de aynı renkle yazalım. Evet. e üzeri rt çarpı e üzeri c. Bunu bu şekilde yazabileceğimizi üstel ifadelerin özelliklerinden hatırlıyor olmalısınız. Bu şekilde yazdıktan sonra bunun yine bir sabite eşit olacağını da söyleyebiliriz. Onun için de buna c diyelim. Ve ifadeyi e üzeri rt çarpı c ya da c çarpı e üzeri rt olarak yazalım. Diferansiyel denklemi çözdüğümüzü fark ettiniz mi arkadaşlar? Malthus'un pek de optimist olmayan ve popülasyon büyümesinin limitleneceği gerçekliğini elde edemedik ama popülasyonun zamana göre değişim hızının popülasyonla orantılı olması gerektiği fikrinden yola çıkarak bu diferansiyel denklemi çözdük ve popülasyonu zamanın bir fonksiyonu olarak elde ettik. Bunun zamanın bir fonksiyonu olduğunu siz de fark ettiniz arkadaşlar öyle değil mi? Biraz daha açık olması için n'i biraz bu tarafa taşıyayım. Evet, nt buna eşit olacak. Diferansiyel denklemin çözümü budur. Şimdi bunun sonsuza kadar büyümeyeceğini biliyoruz. Eğer başlangıç koşullarını da biliyorsak, mesela n0'ın zaman 0 olduğu zamanki n olduğunu düşünelim. Bu durumda n alt indis 0 n0'a eşit olur. Peki ya C? n0 C'ye eşit olur. Öyle değil mi? Neden? Çünkü burası 0'dır ve e üzeri 0 da 1 ettiği için buradan C elde ederiz. Eşittir C eşittir n alt indis 0 yazıyorum. O halde bunun çözümü olarak da t'nin bir fonksiyonu olan n'in c çarpı, dikkatli olmam lazım, n alt indi 0 yani başlangıçtaki popülasyon çarpı e üzeri rt'ye eşit olduğunu yazabiliriz. Bu üstel bir ifade ve bu da popülasyonun bu şekilde büyüyeceği anlamına geliyor. Eğer grafiğini çizecek olursak bu zaman ekseni bu da n ya da n eşittir n ekseni diye Diyebiliriz burada. Evet bu şekilde. Burası da en alt indisi sıfır olsun. Tamam mı? Popülasyonun bu noktadan üstel bir büyüme e, yaşayacağını e, öngörüyoruz. Yani bu noktadan üstel bir şekilde büyümeye başlayacak popülasyon. Üstel fonksiyonun büyüme hızı da buradaki sabit tarafından belirlenecek. Ve bu şekilde sonsuza kadar daha da hızlı olacak bir biçimde büyümeye devam edecek. Ama videonun başında da söylediğim gibi, Malthus bunun bir şekilde gerçekleşeceğine inanmıyordu. Bazı doğal sınırlamalar ile karşılaşınca popülasyon sınırlanmaya başlayacaktı. Bu yüzden de kendisi popülasyonları daha doğal ya da gerçekçi bir şekilde modelleyecek fonksiyonun bir şekilde sınırlanacak, hatta bu şekilde limit değerinde dalgalanacak bir fonksiyon olduğunu düşünüyordu. Sıradaki videoda PF Verhulst'un Malthus'un gerçekliğini daha iyi bir biçimde yansıtan diferansiyel denklemi ve bunun çözümünü beraber göreceğiz.